Facebook, YouTube ve Twitter, Avrupa Birliği içerisinde platformlarında yayınlanan içerikten sorumlu olacak. Yani bu ne demek? Şu demek, Facebook, YouTube ve Twitter ve bunlar gibi sosyal medya platformları nefret söylemi ve zararları konusunda Avrupa Birliği yayıncılık kanunlarına bağlı olacak değerli izleyiciler. Bu çok önemli. Çünkü bu kanunlara bağlı olmadığı için de bu nefret söylemlerinin, işte insanları galeyana getiren söylemlerin çok daha fazla paylaşıldığı düşünülüyor yetkililer tarafından. Medya şirketlerinin, sosyal medya platformlarının da kendileriyle aynı yükümlülüklere bağlı olması gerektiğini savunarak yaptıkları lobi çalışması sonrası 2018 yılında yürürlüğe giren Sesli ve Görüntülü Medya Hizmetleri Yönetmeliği'nde ilgili değişiklik yapılmış olduğu değerli izleyiciler Avrupa Komisyonu için bahsediyorum bu konudan. Ve Avrupa Komisyonu'nda böyle bir yenilik söz konusu. Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde açıkladığı yönergeye göre sosyal medya şirketleri geleneksel medya şirketleri gibi kendi platformları üzerinde yayınlanan içerikten sorumlu olmasına dair bir yeniliğe imza attı. Tabii ki zaten demin de söylediğim gibi 2018'den gelen Sesli ve Görüntülü Medya Hizmetleri Yönetmeliği vardı. Onda da değişiklik, ilgili değişiklik yapılmış oldu. Yani Avrupa Birliği de bu konuda adımını atıyor. Bu konuda iddialı, kararlı olduğunu ortaya koyuyor diyebilirim. Sadece Türkiye değil, yani bu konuda rahatsız olan, bu konuda zorluk yaşayan, halkın galeyana gelmesinden ötürü şikayetçi olan mesela, işte Amerika'daki gündemi biliyoruz. Sosyal medya nereden nereye taşıdı olayları? Şu soru akıllara geliyor. Yani dünyada sosyal medya yasaklarıyla öne çıkan ülkeler var mı? Var. Öncelikle bunu söyleyeyim, var. Peki hangileri diye baktığımızda Avrupa Komisyonu'nun yaptığı bir açıklamayla yine karşı karşıya geliyoruz. Komisyondan gelen açıklamaya göre şunu görüyoruz. Diyorlar ki komisyon üyeleri, çevrimiçi servis sağlayıcılar, geleneksel medya şirketleri gibi kullanıcılarının nefret söylemlerine ve reşit olmayanların zararlı içeriklere karşı korunmasını sağlamak zorunda olacak ifadelerini kullanıyor. Yani herhangi bir istismarı sebebiyet verilmeyecek, nefret söylemine, galeyana getirilmesine halkın izin verilmeyecek bundan sonra mesajını da verdi. Açıklandı şimdi ama hayata geçirilmesi biraz daha zaman alacak ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler hangi şirketlerin bu kapsamda olacağında söz sahibi, son söz sahibi olacak. En fazla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sosyal medya yasaklarıyla öne çıktığını tabii yine cevap olarak söyleyebilirim soruya karşılık.